Sevgili arkadaşlar, özel tanımlı fonksiyonların bir diğer kısmına başlıyoruz. Burada sizlere tek ve çift fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Tekrardan söylüyorum, fonksiyonlar konusunu iyice öğrenin, dinleyin, ondan sonra bunlara bakın. İsim olarak da özel tanımlı fonksiyonlar olarak mı geçiyor? Artık hiçbir önemi yok. Müfredatta sürekli olarak isimler değişiyor. Burada maksat farklı tarz fonksiyonlar. Şimdi tek fonksiyon nedir? Eğer bir fonksiyonda f eksi x eşittir eksi fx oluyorsa tek, f eksi x eşittir fx oluyorsa çift fonksiyondur. Yani bir nevi fonksiyon eksiği kusuyorsa tek, yutuyorsa çift. Tek fonksiyonlar tek dereceli terimlerden oluşur. Ya da trigonometrideki sinüs x, tanjant x, kotanjant x gibi fonksiyonlar tek fonksiyondur. Bunların eksiği kustuğunu hatırla trigonometriden. Çift fonksiyonlar ise çift dereceli terimlerden ya da sabit sayılardan oluşur. Ve burada da mutlak değer x, kosinüs x gibi ifadeler çift dereceli fonksiyondur. Bir fonksiyon tek veya çift olmak zorunda değil. İkisi de olmayabilir. Peki bu fonksiyonu inceleyelim. Tek mi çift mi söyleyelim. Yani tamam. Tek olduğunu görüyoruz da neden? Çünkü f eksi x'e ne dedik biz? Eksi x üzeri 7 6 eksi x olur değil mi? O da eksi x üzeri 7 eksi 6 x olmayacak mıdır? Hı hı. O da eksi parantezinde x kare artı 6 x değil midir? Yani 7. Çok biliyorsan sen anlat Koray. Eksi fx olmayacak mıdır? Bakın f eksi x ne oldu? Eksi fx oldu. Eksiyi kustu. Dolayısıyla bu tek fonksiyondur. Ha bakayım. Aşağıdaki fonksiyonlardan tek ve çift olanları bulunuz. Eğer sadece çift terimlerden oluşuyorsa, burada da gizli bir tane x üzeri 0 olduğunu unutmayın. Hı hı. Çifttir. Tek dereceli terim. Sinüs x de tek fonksiyondur. Tektir. Hocam burada 4 var. Sayısal olarak değil, fonksiyon olarak inceliyoruz. Mutlak değerli bir ifade tek midir, çift midir? Evet. Şimdi burada özel bir durum var arkadaşlar. Evet. Eğer soru şöyle olsaydı, mutlak değer x olsaydı bu çiftti. Ama mutlak değer 7 eksi x derse dikkat edin. H eksi x tam olarak istediğimizi vermiyor. Neden? Atıyorum. H 4 ile H eksi 4'ün böyle yazmayayım. H eksi 4'ün aynı sonucu vermesi gerekiyor değil mi? Hı-hı. Ancak H 4 üçgen, H eksi 4 11 olmuyor. Yani buradaki ifade teklik ya da çiftlik içermiyor. Evet. Dolayısıyla teklik çiftlikten söz edilemez. Tek ya da çift olması için direkt mutlak değer x, mutlak değer 3x, 5x gibi bir sayı olması lazım. Artı eksi sayı olmayacak. Peki geldik buna. Bu ifadede tabi uygun tanım aralıkları diyelim. Yani paydayı sıfır yapan değerleri kabul etmeyelim bizler burada. Teklik çiftlikten söz edilebilir mi? Yukarısı çift bir sayı. Aşağısı tek. Tek. Ama biz şunu yapamaz mıyız? T eksi x'i düşünelim. Kosinüs eksi x değil mi Koray? Evet. Eksi x artı sinüs eksi x. Koraycığım bu kosinüs x değil midir? Kosinüs eksi yutar da. Eksi x eksi sinüs x. O da kosinüs x. Eksi parantezinde x artı sinüs x değil mi? Hı hı. Bakın şurası fx değil miydi? Evet. Ne oldu? Eksi fx oldu. Eksi tx oldu. Yani eksiyi kustu. O zaman bu tek. Aynı mantığı burada uyguladığınızda göreceksiniz. Çift olacaktır. Aslında şöyle düşünebilir miyiz demek ki? Çift bir fonksiyonu tek bir fonksiyona bölünce sonuç tek bir fonksiyon çıkıyor. Teki de teke bölünce çift oluyor. Çok garip. Enteresan. Enteresan. Bunlar kalsın. Matematiğin güzel yanları. Peki, tamam bir şey söyleyeceğim. Bu arada hemen şunu da söylemek gerekiyor. Arkadaşlar tek fonksiyon ve çift fonksiyon bunların simetrik oldukları durumlar vardır. Tek fonksiyon orijine göre simetriktir. Yani şurada bir grafik tanımlayalım. Diyelim şöyle verilmiş olsun rastgele. Şu orijine göre simetriği şöyle mi olur bunun? Şöyle bir şey olacaktır. Çift fonksiyonsa y eksenine göre simetriktir. Neden? F4 de, f-4 de, f3 de, f-3 de aynı sonucu veriyor. Bu neden böyle? Çünkü f1 eksi 2 mi? F eksi 1 artı 2 olacaktır. Çünkü eksilisi. Hem y eksi. Demek ki tek fonksiyon orijine göre, çift fonksiyon y eksenine göre simetrik. Sorularımıza bakalım. Verilen fonksiyon tek mi? O zaman çift dereceli terimler uçar gider. 0, 0. Sabit sayıda çift dereceli terim sayı var. Neden? X üzeri 0'ı barındırdığı için. A3, B1. O zaman fx. A yerine 3 yazarsak 5x küp. B yerine 1 yazarsak artı 2x. Benden istediği f2 8, 40, 44. Peki f çift bir fonksiyon fx diyelim şuna. Çift bir fonksiyon olmak üzere f1 kaçtır? Şimdi f1'i bulalım. F1'i bulmak için x'e ne kaç yazayım? 4 yazalım. Burada f3 gelecek. 13 gelecek. O zaman ikisini birbirine artılı eksili bir değer olan bir şey mi?
2 yazalım mesela. F 1. 2 yazarsak. 4 artı 6 eksi 3 tane F eksi 1. Öyle değil mi? Bu nerede? Çift bir fonksiyon muydu? O zaman F eksi 1 F 1 demek değil midir aynı zamanda? Bunu bu tarafa atın. 4 tane F 1 eşittir 10'dan. F 1 eşittir 10 bölü 4. Yani 5 bölü 2. Anlaştık? F'teki G çift fonksiyondur. Buna göre aşağıdakilerden hangileri uygun tanım aralığında doğrudur? Bakın F tek mi? Fx'i x küp olarak düşünün. Gx'i de x kare olarak düşünün. Olur mu? Fogx. Buradaki x görünümleri x kare yazarsam x karenin kübü x üzeri 6 ne oluyor? Çift oluyor. Gerçekten de benzer. Yani her zaman sağlar mı? Sağlayacaktır. Yanına x kare falan deneyin. Tabii hep şunu söylüyoruz ya uygun tanım aralığında. Evet. Hani paydaya sıfır yapan değerler, ifadeyi tanımsız yapan değerleri dışarı atıyoruz. Gofx. Bu sefer şuradaki x gördüğümüz yeri x küp yazalım. Ha bu arada bu yanlış çıktı. Çünkü çift oldu. Gofx. X yerine x küp yazarsak x küpün karesi x üzeri 6. Çift oldu. Bu doğru. F çarpı G tektir. X küp çarpı x kare. X üzeri 5 tektir. Doğru mu? Doğru. Hani bir deneyelim. Kafamıza takıldım mesela. X küp artı x olsun. Bu daha karışık. Bu da x kare artı 6 olsun. Dıt. X üzeri 5 artı 6 x küp artı x küp artı 6 x. Gördün mü? Tamamen tek dereceli terimlerden oluştu. Yani bu çarpımları ne oluyor? Tek oluyor. Tamam. F bile pardon GOG tektir. GOG demek x görünüm yeri bir daha x kare yazmak. X üzeri 4 olur. Yanlış. Çifttir. F artı G çifttir. X küp artı x kare. Ne çifttir ne tektir. Çift olması için sadece tek dereceli çift dereceli terimlerden tek olması için de sadece çift dereceli terimlerden oluşması gerekir. Tek olması için çift dereceli terimler mi? Sen söyle bakalım. Cümleyi söyle. Hadi arkadaşlarımız öğrensin. Paydayı sıfır yapan da hayır, şey mi? Hayır. Az önceki mantığı. Ha, tek dereceli olduğu zaman tek fonksiyon oluyor. Çift dereceli olduğu zaman çift fonksiyon oluyor. Ben öyle basit bir cümle kurmadım ki. Olur eğer yani. Tek fonksiyon ise sadece tek dereceli terimlerden oluşur. Çift fonksiyon ise sadece çift dereceli terimlerden oluşur. Zor bir cümle hocam. Aynı şey işte. Tamam kes oku. Paydayı sıfır yapan değerler çift katlı kökün içerisinde negatif yapan değerler. Logaritmayı tanımsız yapan değerler tanım kümesine alınmaz. Şimdi E, G, T, A yapacağız. Yani en geniş tanım aralıklarını bulacağız. En geniş tanım aralığı demek hani bir fonksiyon A'dan B'ye tanımlanıyordu ya. Hı hı. Burada A yerine kafamıza göre yazıyorduk. Adam diyor ki en geniş neresi tutabilirsin bunu? Bunu bulacağız. Hazır mısınız? Ha bu arada şunları demiş. Paydayı sıfır yapan değeri buraya veremezsin. Tanımsız olur. Fonksiyonun şartına aykırı. Tanımsız. Ya da diyelim karekök X var. İçeriği negatif yapan değerleri buraya yazamazsın. Evet. Tanımsız olur. Ya da logaritmayı tanımsız yapar. Mesela burada en geniş tanım aralığı tüm reel sayılardır. Neden? Payda sıfır olamaz. Çünkü mutlak değer x artı 6 var. Hı. X yerine ne yazarsam yazayım bir sonucu bir çıkacak. Pozitif olacak hatta. Sürekli pozitif olacak bir sıkıntı yok. Hatta teknik çiftlik olarak bakarsak çift bir fonksiyon olduğunu da söyleyebiliriz kendilerinin. Tanışıyor musun? Evet. Tamam. Diğer soruya geçelim. Burada paydayı sıfır yapan değerler var. Eksi 6 ve artı 6. Bunları tanım kümesine alamazsın. Bunun dışında logaritmik ya da köklü bir şey yok. O zaman en geniş tanım aralığı R fark eksi 6'ya 6'dır. Aha da burada. Mutlak değer önemli değil. Her halükarda pozitif çıkacak. Ama köklü ifadenin içerisi negatif olamaz. Yani the x eksi 3 fark 7 büyük eşittir. Büyük eşittir 0. Yani mutlak değer x eksi 3 büyük eşittir 7. Burada iki durum var. X eksi 3 büyük eşittir 7 olabilir. Yani x büyük eşittir 10 olmalı. Veyahut da x eksi 3 küçük eşittir eksi 7. Lütfen mutlak değer sorularını hatırlayın. Eşitsizlikleri nasıl çözüyorduk. X küçük eşittir eksi 4 olmalı. O zaman bunun en geniş tanım aralığı nedir biliyor musun? X eksi 4'ten küçük olabiliyor. Eksi sonsuz eksi 4 birleşim 10 sonsuz. 10 sonsuz aralığıdır arkadaşlar. Geliyoruz buradaki en geniş tanım aralığına. Hemen logaritmayı düşünelim. 1. Payda veya içerisi negatif olamaz. Her ikisi de pozitif olmalı. 2. Evet. Taban 1 olamaz. O zaman şöyle yapalım. Kafamızı kullanalım. Sen dinlen istersen kenardan. Oo ne laf söyledi. X eksi 3. Bir şey demiyorum saygıda. Peki. Eksi 4 eksi 6 değil mi Koray? Hı hı. O zaman kökleri 4 öyle ve 6. Olsun. Eşitsizlik tablosu daha kolay oluyor benim için. Bunun kökü de kaç? 3 mü? X karenin katsayısı artı olduğu için artı, eksi, artı, artı. Bunun katsayısı artı, 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 eksi. Bana gerekli olan yer her ikisinin artı olduğu bölge.
Doğru mu? Doğru. Yani 3-4 aralığı, birleşim 6 sonsuz aralığı. Fark. Bunun tabanını 1 yapan değeri çıkarmam gerekiyor. Kaç o? 4. Ama zaten tanım kümesini almamışım. O zaman bir şey çıkarmaya gerek yok. Anlaşık mı? Okey. Güzel, fena çıkarmıyorum aslında. Biliyorsunuz hocam bir şey. Şimdi 1. Logaritmik bir ifade var. Bu logaritmik ifade kökün içerisinde. İki. Ve eksi 2 var. O zaman ilk etapta logaritma tanımsız olamaz. Yani x negatif olamaz ya da 0. İkincisi, bu ifadenin içerisi, kökün içerisi büyüktür ve eşittir 0 diyebilir miyiz? O zaman buradan 3 karşıya geçer. X büyük eşittir 3 üzeri 0. Doğru mu? Doğru. X büyük eşittir 1. Tamam. Bir kere x 1'den büyük olmalı. 1'den büyük olmalı. O zaman normalde 1'den sonsuza kadar diyecektik. Ama payda 0 olmamalı. Burası 2. O zaman burası 4 olmamalı. 4 olursa mi? Bak, iç kısım 4. X yerine 4 diye dediniz sanırım. Dedim. Hayır, 4. Bak yuvarlağı görüyor musun? Tamam, logaritmik tamam, ifade almışım. Burası 4 olmamalı. Buranın 4 olması demek X'in 81 olması. Yani X yerine 81 yazamazsın. Hı-hı. 81 yazarsan 4, karekök 4, 2 0 oluyor. Fark the 81. En geniş tanım aralığını bitti.